Otomobil Meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle her zamanki olduğu gibi karşınızda olmaya devam arkadaşlar. Ve bugün açıklanan haberle daha önce havadisleri vardı ama net bir bilgi yoktu. ÖTV indiriminin geldiğini görüyoruz. Ancak şöyle bir fark var. Elektrikli otomobillere ÖTV indirimi geldi arkadaşlar. Özellikle TOGG'un piyasaya girmeye hazırlanırken yıl sonuna doğru ve 2023'ün ilk çeyreğinde bu nevi bir düzenlemeler gelmeye başladı arkadaşlar ve ÖTV oranlarında matrahları eklenerek bir indirim yapıldı. Şimdi buradaki indirimle beraber hali hazırda satılan bazı otomobil markalarında modellerin fiyatlarının düştüğünü de görüyoruz. Arkadaşlar yeni düzenleme ile birlikte 160 kW'yı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV %10 olarak artık uygulanmaya başlanacak. Yani 160 kW'yı geçmeyip 700 bin matrah olarak ham fiyat olarak satılan araçlar için öngörülen limit %10. Yani herkesin beklentisi TOGG'un bu matrahın içinde olması ve fiyatının yani en azından çok yüksek seviyelere gelmemesi. 700 bin lirayı aşmayan ve diğerlerinde arkadaşlar üstü olanlarda 40, 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde %50, geçenlerde ise %60 olarak belirlenecek. Yani limit ve matrahlarda ufak bir oynama yapıldı ama işin perde arkasına baktığımız zaman %10'luk bir dilimle TOGG'un altyapısının hazırlanmaya başlandığını görüyoruz. Buradaki matraha bakacak olursak. Çeşitli mecralarda da bununla ilgili bilgi de veriyor. Kısa örnek ve öz verecek olursak arkadaşlar. Mini Cooper'ın 137 kW'lık olan modeli eski fiyatı 1 milyon 200 bin liraydı. Şu anki güncelle satılması gereken rakam 823 bin lira olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Nereden baksanız 300 bin küsür civarında bir rakamdan indirim geldiğini görürüz. Volvo XC40 170 kW'nın da 1 milyon 351 bin fiyatından 1 milyon 261 bin. Çünkü matrah diliminde fiyatı yukarıda kahva olarak. Arkadaşlar Seres 3 hatta bizim tanıtımlarımızı yaptığımız Şah Suvaroğlu grubun bünyesinde getirdiği gerçekten güzel bir araç olan Seres 3 1 milyon 150 bin liradan neredeyse arkadaşlar 800 bin liraya düştüğünü görüyoruz. Ve bu da gerçekten bu bağlamda iyi bir rakam. Skywell'in de yeni girdiği piyasada 1 milyon 38 bin liradan 713 bin 714 bin lira gibi rakamlar Seres ile Skywell'deki şeyi rekabeti arttıracak. Ve Kona'da arkadaşlar 895 bin liradan elektrikli Kona tamamıyla elektrikli olması gerekiyor. Bakın hibrit değil. O da yaklaşık olarak 788 bin lira gibi bir banda geldiğini görüyoruz. Bu demek oluyor ki arkadaşlar yavaş yavaş elektrikli otomobillerdeki ÖTV matrahlardaki durumlar ve limitler değiştirilerek bir düzenleme oluyor. Bakalım ilerleyen hani bizim beklentimiz normal otomobillerdekiydi ancak bunu normal elektrikli otomobil olarak düzenlediler ama çünkü hem engelli limitinde hem de ÖTV matrahlarında limitlerde artık kalmadığı için arkadaşlar bu torba yasadan çıktı. Meclisle birlikte Temmuz ayında benim biliyorsunuz beklentim normal otomobillereydi ama elektrikli otomobillere geldi. Ama er ya da geç meclis açılsa da buraya geleceği artık kaçınılmaz bir durum arkadaşlar. Hep beraber bekleyip göreceğiz diyerekten lafı çok uzatıp farklı farklı konulara girmek istemiyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.